İşi uzmanlarına sormak da elbette fayda var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Meltem Özen telefon attığımızda. Meltem Hanım, iyi geceler, hoş geldiniz yayına. İyi geceler, merhaba. Merhabalar. Şimdi elbette herkesin gözü kulağı bakanın yapacağı açıklamadaydı. Maalesef o üzücü haberi aldık ama bakan bir şeyin altını çizdi. Bir vakanın salgın olarak görülmemesi gerekiyor dedi. Bu ne anlama geliyor? Böyle görülmemeli mi? Şu an bir panik yapmalı mıyız? Nasıl davranmalıyız? Nasıl bir süreç işleyecek? Panik yapacak bir durum söz konusu değil. Zaten Türkiye çok iyi önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Bir vakanın görülmesi panik yapmak için herhangi bir sebep değil. Biz genel kendi önlemlerimizi alacağız. Her zaman anlatıyoruz. Ellerimizi yıkamak, elimizi ağzımızı burnumuza, yüzümüze, gözümüze götürmemek, tokalaşmamak, öpüşmemek. Yani bunlara dikkat edersek, işte yüzeylerde çünkü yaşayabiliyor. Elektrik düğmelerine, kapı kollarına dokunmamak, dokunduysak hemen ellerimizi yıkayıp ağzımıza götürmemek. Bu gibi önlemlere dikkat edersek bunlar tamamen yeterli. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Maske takmaya gerek yok. Onu özellikle söylüyoruz. Maske koruyucu değil. Maskeyi ancak hasta olanlara biz taktırıyoruz ki virüsü saçmasınlar diye. Yani sağlıklı kişinin maske takmasına da gerek yok. Peki hocam, şimdi bir erkek vatandaşımızda bu virüse rastlandı. Genel durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar doğrultusunda daha sonraki onları da sormak istiyorum size. Bir 14 gün kuralından bahsediliyordu ama bu kez virüs olan bir hastadan ve onun karantina altına alındığı bilgisinden bahsediyoruz. O noktada süreç nasıl işleyecek? Belli bir gözetim günü olacak mı, yoksa iyileşmeye ya da hastalığın seyrine göre mi bir işlem yürütülecek? Hasta için tabii normal gripal enfeksiyonlarda olduğu gibi belli bir iyileşme süreci var. Hı hı. Bu iyileşme sürecini kişi evinde de hastanede de geçirebilir. Ama şimdi tabii bu salgın olmaması açısından izolasyon altında olması gerekir. Yani bir kapalı alanda ailesinden, etrafındaki kişilerden ayrı olarak geçirmesi gerekir. Eğer kişinin solunum sıkıntıları gelişirse bunlara müdahale edilecektir. Aksi takdirde belki de çok hafif olarak da enfeksiyonu atlatabilir. Çünkü biliyorsunuz koronavirüsün, şimdi de söylüyoruz, tekrar edeyim, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı ölüm oranları 3.4 civarında, yani %3.4 civarında. Onun haricinde hastalar zaten iyileşiyorlar. Özellikle de yaşlı değilse hastamız, iyileşmesini bekliyoruz. Tek yapacağımız konu etrafa enfeksiyon saçmaması için iyileşene kadar bir izolasyon altında olması, yani etrafından ayrı olması ve tıbbi gözetim altında olmasıdır. Peki hocam, şimdi eğer hasta yaşlıysa dediniz. Ben bu genel soruyu da sorayım. Çünkü Türkiye'nin gündemi şu an için bu. Kimler risk altında? Bir diğer yandan siz de az önce aktardınız. Griple çok benzer semptomları da var bu virüsün. İşte ben öksürüyorum, hapşırıyorum. Acaba ben de mi koronavirüsüm sorusu çevremizde birçok arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla duyuyoruz. Çünkü belli bir korku da var haliyle tabii ki. Kimler daha risk altında ve spesifik bir semptomu var mı bu virüsün, yoksa herhangi bir öksürük ve ateşle birlikte birime başvurmamız gerekiyor mu önlem niteliğinde? Şimdi risk olarak 50 yaşın üstünde daha ağır seyredebiliyor ama genel olarak diyebiliriz ki 70 yaş üstü bazen daha ağır seyredebiliyor. Belirtiler tabii dediğiniz gibi ateş, öksürük, fakat nefes darlığı şeklinde, yani nefesin yetmemesi, nefes alamama, nefes darlığı şeklindeki belirtiler bizim için önemlidir. Böyle bir şey var ise kesinlikle ve hemen hastaneye başvurmalıdır. Onun haricinde eğer hafif bir enfeksiyon geçiriyor iseniz telaşlanacak hiçbir şey yok. Korona enfeksiyonu bile olsa, koronavirüs enfeksiyonu bile olsa rahatlıkla iyileşir ve geçer. Yani nefes darlığı bulgunuz yok ise telaşlanacak bir şey yok. Ama nefes darlığı bulgusu var ise derhal en yakın sağlık merkezine başvurmak gerekiyor. Peki hocam, daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde de soracağım. Şimdi çok merak ediliyor. Şimdi nefes darlığı önemli dediniz.
Geçtiğimiz evet. aylarda domuz gribi vesaire diye adlandırılan gripler de geçirdik ülke olarak ve bunu da yine bir grip semptomlarını hissederek geçirdik. Belirli isimlere ayrıldı, belirli süreçlerden, evrimlerden geçti ve sonrasında normal bir gribal enfeksiyon gibi yaşadık. Aslında herhangi bir nefes darlığı yoksa, yaş ortalaması yine 50'nin altındaysa bunu da aynı şekilde mi geçiriyoruz? Tabii ki grip, domuz gribi çok daha ağır geçiyor. İyileşmesi daha uzun sürüyor. Ve domuz gribinin ölüm oranları %10'lar civarına kadar gelebiliyor. Yani koronavirüs çok daha hafif, %3.4'ten bahsediyoruz koronavirüs için. Domuz gribi için %10'lar civarı. Dolayısıyla endişe edecek bir şey olmadığı apaçık ortada. Bizim koronavirüsten endişe ettiğimiz tek konu, çok hızlı yayıldığı için biz endişe ediyoruz. Yoksa daha ağır olduğu için değil. Peki hocam şimdi Avrupa'dan bulaştığı, yani virüsü Avrupa'dan aldığını biliyoruz. Koronavirüse taşıyan Türk vatandaşının. Daha önce Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalar da bu yöndeydi. Aslında Türkiye'nin dünyadan irtibatını koparması gerekiyordu. Avrupa gereken önlemleri almadı. Biz ilk günden bu yana sınır kapılarımızı kapattık, bazı uçuşlarımızı iptal ettik ve sağlık alanında da hazırlıklarımızı hastanelerde yaptık açıklamalarını da hatırlayacağız. Hem Avrupa'dan gelen bu virüsle birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bazı bilgilendirmeler var. İşte eğer yurt dışına çıkmak zorunda kaldıysanız döndüğünüz süreçten itibaren 14 gün boyunca kendinizi karantina altına alın, evinizden dışarı çıkmayın yönünde. Şöyle sorular da soruluyor. Şimdi biz yurt dışına çıktık, geldik ve kendimizi evin içinde karantinaya alacağız 14 gün boyunca. Herhangi bir hastalığımız ya da herhangi bir semptomumuz da olmasa da. Evdekilerin güvenliğini kendi adımıza nasıl sağlayacağız soruları soruluyor. Nasıl davranmalı, nasıl kişisel tedbirler alınmalı o 14 günlük karantina içerisinde? Bu 14 günlük karantina içerisinde sadece etrafa virüs bulaştırmayı engellemek için yapılmış bir şey. Yani kişi hasta değil. Dolayısıyla normal günlük yaşantısına devam eder. Ancak evden dışarı çıkmama sebebi etraftaki kişilere bulaştırmaması. Dolayısıyla yapacağı ekstra bir şey yok ama bağışıklık sistemini güçlü tutmalı, C vitamini almalı, beslenmesini dengeli tutmalı. Belki propolis gibi, zeyşi mantarı gibi veya ekinezya gibi böyle besin destekleri, bağışıklığı güçlendiren takviyelerle önlem alabilir. Ama onun dışında ekstra yapacağı bir şey yok. Peki salgının şimdi birçok ülkede var olduğunu biliyoruz. Çin'de Wuhan'da başladı 12 Aralık'ta. Geride bıraktığımız gün hocam İtalya'dan büyük rakamlar gelmeye başladı. İran yine keza ölüm oranının yüksek olduğu noktalardan biri. Yayılma şekline baktığımız zaman hastalığın ya da virüsün yayılma özelliği size ne anlatıyor? Çok hızlı yayılıyor. Onun için vakaların mutlaka karantina altına alınması veya kendilerini evlerinde izole etmeleri çok önemli burada. Çünkü yayılım çok hızlı. Havadan yayılıyor. Damlacıklar yoluyla, aksıran, öksüren kişilerle veya tokalaşmalarla, öpüşmelerle, yüzeylerden yayılıyor. Dolayısıyla hasta olan bir kişinin etrafa çıkıp dolaşması, hele ki toplu taşıma araçlarına binmesi hastalığın yayılmasını çok kolaylaştırır. Dolayısıyla bu tip durumlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani hasta olan kişinin sorumlu olup çıkmaması gerekir. Peki hocam aşıyla ilgili belirli çalışmaların bazı ülkelerde yapıldığını biliyoruz. Hatta yine bültenimiz içerisinde de İngiltere'den gelen bir haber vardı. İşte gönüllüler aranıyor aşı için bir sağlık kuruluşu tarafından diye. Birçok noktada bunun için çalışmaların yapıldığını biliyoruz tıp dünyasında ama nasıl bir seyir sizce olacak bundan sonrası için? Yani virüsün belli bir sıcaklıkta yaşayamadığı bilgileri paylaşılmıştı. Bu doğru mu? Nasıl sürecek sizce bundan sonraki dönem? Evet, aşı konusunda henüz çok erken çalışmalar yapılabilir ancak tahminen bir yıl içinde ancak bu netleşebilir.
Ayrıca ısı konusunda henüz doğrulanmış bilgi yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre belli ısıların üstüne dayanmıyor deniyor. Ancak bunlar henüz araştırma halinde. Yani bahar gelince virüsün yayılması da bitecek deniyor. Fakat henüz bu ispatlanmış değil. Henüz bu seyir Dünya Sağlık Örgütü'nün ifadesine göre belli değil. Yani burada bir belirsizlik var. Isıya karşı olan virüsün duyarlılığı şu anda belirsiz. Araştırmalar devam ediyor bu konuda. Peki hocam, biz şu anda hangi önlemleri almış durumdayız? Sağlık Bakanı tarafından biz her olasılığa hazırız. Hastanelerimizde de bu önlemler alındı dedi. Türkiye olarak hangi önlemleri aldık şu ana dek? Türkiye olarak bir kere sınırlarımızdan giren her şüpheli vaka karantina altına alınıyor. Hı hı. Vakaları özel ayrı hastanelerde takip ediyorlar. Ve karantina, izolasyon, testlerin yapılması, bunların hepsi ekipler hazır, koruyucu maskeler, koruyucu giysiler hazır. Yani uzmanlar da kendi önlemlerini alarak hastalarla muhatap oluyorlar ve hastaları da ayrı odada, hastanede ayrı bölümde tutarak diğer hastalarla birlikteliklerini de engelliyorlar. Hatta dediğim gibi bunun için bazı illerde özel ayrı hastaneler bile ayarlanmış durumda. Türkiye gerçekten her türlü önlem alıyor. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, çünkü diğer ülkelerden de takip ediyoruz. En ufak ateşi olan veya bu gibi riskli ülkelerden gelen vakalar Türkiye'de derhal karantina altına alınıyor. Peki bir diğer yandan da tabii ilk günden bu yana Türkiye'de vaka henüz görülmedi. Elimize ulaşan bir bilgi yok açıklaması vardı hali hazırda, ama yine siz de şahit olmuşsunuzdur ki sosyal medyada korkunç haberler, korkunç görüntüler, korkunç bilgiler yayılmaya başlandı ki bunların hiçbirinin doğru olmadığını da bu süreç bize göstermiş oldu. Bugün Bakan Koca'nın bir vatandaşımızda koronavirüs vakası tespit edildi açıklamasıyla birlikte. Şimdi biz doğru bilgileri nereden alacağız? Dünya Sağlık Örgütü'nden mi takip edeceğiz? Sağlık Bakanlığı'nı mı takip edeceğiz? Koronavirüsle ilgili bu yalan yanlış bilgilerden, ki toplumu infiale sürükleyebilecek bir şeyden bahsediyoruz, bir hastalıktan bahsediyoruz ki şu an için panik yapılacak bir durum söz konusu değil dediniz siz de bir uzman olarak. Yine Bakan Koca'nın açıklamaları doğrultusunda da bir vakayı salgın olarak okumamak gerek açıklaması önemliydi. Bu konuda neler söylersiniz? Tabii bakanımız bu konuda gayet güzel açıklamalar yapıyor. Bir vaka salgın değildir. Hem Türkiye için bakanımızı, dünya için tabii ki Dünya Sağlık Örgütü, hastalık kontrol merkezleri var. Bunları takip edebiliriz. Ama dediğiniz gibi çok sayıda değişik hem teyp kayıtları hem yazılar dolaşıyor internette. Bunların birçoğu da yalanlanıyor. Hatta yeni UNICEF ile ilgili bir kayıt geldi benim önüme. Biraz sonra da UNICEF yalanladı. Yok, virüs maskeden geçmez, şöyle olur, böyle olur gibi. Herkes kafasına göre bir şey uydurmuş. Altına da bir kurumun imzasını atmış, bir ses kaydı yapmış. Bunlara itibar etmemek lazım. Bunlar toplumları paniklere sürükler. Soğukkanlı olmak lazım. Dediğimiz gibi endişe edecek bir şey yok. Hı hı. Ülkemiz adına söylersek hakikaten her türlü önlem alınmış. Bütün sağlık personeli bu konuda bilgili ve ne yapacağını biliyor. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok. Dediğimiz gibi bunu da yine tekrar edelim. Koronavirüsün öldürücülük yüzdesi %3.4. SARS'ın %10 idi. MERS gene bir koronavirüs enfeksiyonu %35'lerdeydi. Şimdi %3'lük öldürücü oranı için biz bu kadar telaş etmiş durumdayız. Vakaları kontrol altına alıp yayılımı önlersek telaş edecek de bir şey kalmayacak. Peki hocam, şu soruyu da sorayım. Şimdi akıllardaki bir soru da şu. Sanki ülkede başladı ve çok büyük bir hızla yayılacak algısı var. Bugün İtalya'dan gelen o yüksek rakamdaki ölü sayısı da yine akılları karıştırdı. Akıllarda birçok soru işareti oluşturdu. Aslında ilk günden bu yana, şimdi bu vakanın da Avrupa çıkışlı olduğunu biliyoruz. İlk günden bu yana Avrupa'da da benzer önlemler alınsaydı bunlar yaşanmayacaktı. İtalya özelinde bunu okumak gerek, doğru mudur?
Tabii ki doğru. Önlem alınsaydı bu şekilde yayılım olmayacaktı. Bu da doğru. Ölüm sayılarının yüksek olması bir de şu sebepten olabilir. Çok sayıda vakada görüldüğü için, şimdi yüzdeler, %3'ler diyoruz. Belki İtalya'da bu biraz daha yüksek oldu, %5'ler diyelim. Çok vaka olunca tabii ölüm sayısı da doğal olarak yüksek oluyor. Ama yüzdeye vurduğumuzda gene yüzde aynı. Avrupa'da bir de şu sorun var. Tabii Avrupa nüfusu biraz yaşlı. Dolayısıyla komplike vakaların belki daha fazla olması bu sebeple de olabilir. Zamanla tabii vakalar ayırt edilip istatistikler daha elimize geldikçe bu konuda daha net yorum yapmak da mümkün olacaktır. Peki hocam, son olarak sizden şunu da bir kez daha detaylı bir şekilde öğrenmek isteriz. Hazır sizi yakalamışken bu son dakika bilgisiyle ilgili. Şimdi artık virüsün ülkede olduğunu ve bunun karantina altında olduğunu, yine temasa geçmiş kişilerin, aile bireylerinin, hastanın yine karantina ve gözlem altında olduğu bilgisini biliyoruz. Bakan Koca herhangi bir il ya da bölge açıklaması yapmadı. Bugünden itibaren, belki de bu dakikadan itibaren en çok konuşulacak şey de bu olacaktır. Acaba nerede, ne zaman, nasıl oldu soruları sorulacaktır ama bence bunlardan da önemlisi bizim bireysel olarak alacağımız o önlemler. Çünkü o çok basit, çok küçük, ya bu kocaman ölümleri, bu virüsleri, bu küçücük, bu basit önlemler nasıl yok edecek diye düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Bu konuda hem neler yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıp hem de bu küçük önlemlerin ne kadar hayati önem taşıdığını da seyircilerimize bir kez daha paylaşmanızı isteyeceğim ben kendi adıma. Yani o el yıkamanın ne kadar hayati olduğundan bahsetmek gerekecek diye düşünüyorum şu dakikadan itibaren. Evet, çok çok doğru. El yıkamak ama 20 saniye süreyle elimizi yıkamak. Yani 20'ye kadar sayacağız içimizden. Bir de yüzeylere dokunduğumuz zaman elimizi ağzımıza, burnumuza, gözlerimize götürmeyeceğiz. Mümkünse ışıkları dirseğimizle açacağız. Kapıları dirseğimizle veya ayağımızla açacağız. Tokalaşmak, öpüşmekten sakınacağız. Maske takmaya gerek yok. Sadece hastalar maske taksın. Bizim tek yapacağımız ellerimizi, yüzlerimizi yıkamak. Eğer yıkayamıyorsak kolonyayla, %60'ın üstünde alkol içeren kolonyalarla veya alkolle ellerimizi silmek. Daha sonra tekrar yıkamak olabilir. Yüzeyleri de çamaşır suyuyla silmek veya deterjanla silmek. Bunlar tamamen yeterli önlemlerdir. Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Meltem Özen bizimle birlikteydi. Efendim.